Verilen bilgiden hareketle biyokütle ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Biyokütle enerjisi yenilebilen enerji kaynakları için önemli bir enerji kaynağıdır. Her çeşit organik atıklardan, bitkiler, yosunlar, gübre ve sanayi atıkları elde edilebilen enerji çeşididir. Biyokütle güneş enerjisi fotosentez yardımıyla depolayan bitkisel organizmadır. Bunlar çevreye zararlı gazları salgıladıklarından çevre kirliliğine sebep olmazlar. Öyleyse çevre dostudurlar. Ülkemizde biyokütle konusunda yapılan çalışmalar son yıllarda artmıştır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre 57 şehirde 147 kütle santrali bulunmaktadır. 57 ilde kurulmuştur. Doğru. Çalışmalar Enerji ve Tabii Kaynaklar yürütür. Evet, doğru. Öyleyse cevabımız D şıkkıdır. D şıkkı ile ilgili bir şey yoktur. Jeotermal enerji magmada depolanmış yüksek sıcaklık ve basınca sahip ısı enerjisidir. Jeotermal enerji kendini yenileyen enerji kaynakları arasında çok önemli bir yere sahiptir. Ayrıca temiz enerji kaynakları arasında da yer alır çünkü doğayı kirletmez. Öyleyse doğayı kirletmediğinden dolayı jeotermal enerji nedir? Doğa dostu bir enerjidir. Çevre dostu bir enerjidir. Yani doğaya zarar vermeyen bir enerjidir. Bundan dolayı cevabımız A şıkkıdır. Çevre dostu bir enerji kaynağıdır. Yenilebilen enerji kaynaklarındandır. Suyun akışının yarattığı kinetik enerjinin kanallar vasıtasıyla türbinlere iletilmesi, özellikle yüksekliğin ve bu akış hızının fazla olduğu yerlerde üretimin yapılması büyük avantaj sağlamaktadır. Birkaç önceki soruda da söylemiştik. Hidroelektrik enerjisi nedir? Akarsuyun akış hızının yüksek olduğu yerlerde daha fazladır. Bundan dolayı da cevabımız D şıkkıdır. Hidroelektrik enerjisi olacaktır. Verilen hangisi yenilebilen enerji kaynakları arasında yer almaz? Şimdi baktığımız zaman yenilenebilen enerji kaynakları arasında yer almaz demiş. Şimdi rüzgar enerjisi yenilebilen enerji kaynağıdır. Doğru. Doğal gaz yenilemeyen enerji kaynağıdır. Nükleer enerji yenilemeyen enerji kaynağıdır. Güneş enerjisi yenilebilen. Öyleyse 1 ve 3 yenilebilen, 2 ve 1 ve 4 yenilebilen, 2 ve 3 yenilemeyen enerji kaynağıdır. Ondan dolayı da cevabımız C şıkkıdır. 2 ve 3. Yenilebilen enerji kaynakları pek çok açıdan önemlidir. Çünkü Hakan'ın konuşması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi tamamlanamaz? Fosil yakıt kullanımını azaltır. Doğru. Enerjide dışa bağımlılığı azaltır. Yerli kaynakların geliştirmesine katkı sağlar. Çünkü bunlar nedir? Yenilebilen. İşte doğadaki güneşten vesaireden nedir? Faydalanmaktır. Enerji tasarrufunu artırır. Hayır, bununla ilgili bir şey söyleyemeyiz. Bundan dolayı cevabımız A şıkkıdır. Her gün pek çok teknolojik ürün hayatımıza girmektedir. Buna bağlı olarak ülkemizde elektrik kullanımı da her geçen gün artmaktadır. Bu nedenle tüm kaynaklarda olduğu gibi elektrik kullanımı tasarruf her geçen gün daha önemli hale gelmektedir. Buna göre hangisi elektrik tasarrufu için alınacak önlemlerden biri değildir demiş. Sensörlü lambaların kullanılması, evet, elektrik işi bittiği zaman kendiliğinden kapanıyor. Tasarruf ampullerinin kullanılması, evet, ihtiyacımızdan daha az nedir? Elektrik enerjisi harcar. Boşa yanan lambaların söndürülmesi bu zaten en önemlisidir. Teknolojik olmayan ürünlerin tercih edilmesi bununla bir alakası yok. Çünkü böyle bir şey söyleyemeyiz. Bundan dolayı cevabımız D şıkkıdır. Orman yangınları sadece ağaçlara zarar vermez. Bununla birlikte ormandaki canlılar, hayvanlar, canlı olan her şeye zarar verir. Bu cümle aşağıdakiler hangisiyle sürdürülemez demiş. Hava kirliliği artar. Doğru. Erozyon ve sel taşkınları artar. Evet. Canlılar da yok olur. Evet. Yeni tarım alanları açılır diye bir şey söyleyemeyiz. Bundan dolayı cevabımız B şıkkıdır.
Aşağıdaki öğrenci hangisi bu sorunun giderilmesi için yapılabilecek çalışmalara doğru örnek vermiştir? Baktığımız zaman görselde göle atıklar atılmış. Atıklardan dolayı da balıklar zarar görmüş veya bir fabrikanın atığıdır vesairedir. Balıklar ölmüştür. Bundan dolayı hangi örnek olabilir? Yani o atıkları ne yapmamız lazım? Oralara atmamız lazım. Atmamamız lazım. Öyleyse baktığımız zaman suları istediğimiz kadar kullanmalıyız. Hayır, zararlıdır. Atıkları geri dönüşüm kutularına atmalıyız. Doğru. Bundan dolayı cevabımız B şıkkıdır. Aleyna doğru söylemiş. Doğal kaynakların yok olmasının nedenleri, ormanların yok olması, toprağın erozyona uğraması, toprağın sellerle taşınması hangileri getirilmelidir demiş. Kır nüfusun azalması diyemeyiz. Verimli arazilerin azalması. Evet, çünkü nedir? Doğal kaynaklar yok olursa verimli araziler de azalır. Bundan dolayı cevabımız B şıkkıdır.